Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Temmuz ayının konu başlıklarına bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda, daha sonra Aslan burcunda ilerleyecek. Oğlak burcunda dolunay var. Aslan burcunda ise bir yeni ay doğacak. Gezegeniniz Venüs bu ay ikizler ve ardından Yengeç burcunda ilerleyecek. Merkür ise ikizler, Yengeç ve Aslan burcunda çok hızlı bir şekilde 3 burçta hareket edecek ve Mars 5 Temmuz itibariyle sizin burcunuza geçiyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. 28 Haziran'da meydana gelen Yengeç yeni ayının tesirleriyle Temmuz'a başlıyoruz. Güneş'in de 23'üne kadar Yengeç burcunda parlıyor olması bu ayı iletişim, bilgi trafiği, yakın çevre ilişkileri konusunda aslında hareketli hale getiriyor. Eğitimle ilgili planlarınız olabilir, ticari girişimleriniz olabilir, seyahat planlarınız olabilir, kardeşlerle ilgili mevzular var, akrabalar, komşular, yaşadığınız yer ve çevredeki bazı etkileşimler ayın ilk günlerini özellikle şekillendirecek. Merkür çok hızlı, Merkür'ün çok hızlı olması tabii ki zihnimizi de hareketli hale getiriyor ve her şey biraz daha hızlı oluyor bu ay. Hızlı olduğu kadar da değişken olabilir, yani çok sayıda, çok fazla konuyla da ilgilenebiliriz. Öncelikle ayın ilk günlerinde 5 Temmuz'a kadar Merkür ikizlerde olacağı için parasal konularda hızlı gelişmeler söz konusu. 5'inden sonra Yengeç'e geçecek ve artık 19'una kadar Merkür Yengeç burcunda daha fazla hareket, iletişim, seyahat, gezi, ticari aktiviteler, eğitimle ilgili faaliyetler, yani buralarda aktif bir şekilde çalışacak ve bu ay yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, yani çevresel etkiler sizin için de öncelikli hale gelebilir. Onlarla daha fazla bir arada olmanız, haberleşmeniz, görüşmeniz, ziyaretlerin olması, gidip gelmelerin olması mümkün sevgili boğalar. Ve 5'inde 5 Temmuz itibariyle enerji gezegenimiz Mars burcunuza geçiyor. Bu tabii ki önemli bir geçiş. Ayın geri kalanında da Temmuz'un ortalarına kadar da aslında Ağustos'un ortalarına kadar Mars burcunuzda olacak. Enerjiniz artıyor. Daha aktif, daha girişken, cesur, inisiyatif alabilen bir dönemdesiniz. Ve bu dönemde Mars mücadele gücünüzü arttırıyor. Ama zaman zaman sabırsız olabilirsiniz. Biraz agresif olabilirsiniz. Zaman zaman tahammülünüz azalabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Enerjiniz, fiziksel enerjiniz de güçlenecek. Spor ve fiziksel aktiviteler aslında bu enerjinizi dengelemek için yararlı da olabilir. Ay boyunca bunlara da zaman ayırabilirsiniz. 13 Temmuz'da Oğlak burcunda sizin için çok güzel açılanmış bir dolunay meydana gelecek sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa eğer, bu dolunayın sizin için tesirleri daha önemli olacaktır. 9. evinizde olacağı için bazı düşünceleriniz olgunlaşırken geleceğe dair bazı planlarınız da netleşebilir bu dolunayda. Özellikle eğitim konuları, yani sizin eğitiminiz, belki akademik konular, üniversite eğitimi gibi, hani buralarda netleşmeler, bazı hedeflere ulaşmalar söz konusu. Sizin olabilir ama yakınlarınızın, çocuklarınızın da olabilir. Eğitimle ilgili konular daha aktif olacak hayatınızda. Bu dolunayla beraber hukuksal bazı beklentileriniz varsa, hak arayışlarınız varsa bunlara da ulaşabilirsiniz. Medya, yayıncılık işleri, internet üzerinde yapılan çalışmalar, her türlü reklam promosyon çalışmaları, buralarda da yine hedeflerinize ulaşmanız mümkün ve seyahatler. Daha fazla seyahat etme imkanı bu dolunayla beraber ortaya çıkabilir veya bu dolunay size bir gezi, bir seyahat imkanı çıkarabilir ya da bir tatil organizasyonu olabilir. Uzak mesafeli yolculuklar, özellikle yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa, uluslararası alanda olabilecek her türlü konu, bunlar yurt dışında okumak, yurt dışında yerleşmek, seyahat etmek, tatile çıkmak, yurt dışı, uluslararası alanda yapılacak bir iş, anlaşma, bununla ilgili yasal konular, gelişmeler olabilir. Tüm bunları gündeme getiriyor. Plüto ile de yakın bir etkileşimi var dolunayın. Dolayısıyla dönüştürücü bir dolunay. Aynı zamanda burcunuzdaki Uranüs'le de bir teması var. Hani gelişmeler hızlı sonuca götürdüğü gibi bazı pürüzlerin de çözümlenmesi, kökten şöyle bir dönüşümünü de ortaya çıkarabilir. Aslında size yararlı bir açısı var. Olumlu bir açısı var dolunayın genel olarak baktığımızda. 13 Temmuz'dan itibaren ayın kalan 2 haftalık süreci içerisinde bu dolunay tesirleri kendini hissettirmeye devam edecek.
17-18 Temmuz Yengeç burcundaki Güneş ve Merkür'ün birleşimi ve Balık burcundaki Neptün'le yapacağı güzel bir üçgen açı var. Hoş bir enerji var gökyüzünde. Böyle bir anlayış, bir kabulleniş, bir sorunun mesela çözümlenmesi, hani bir küs olduğunuz bir konuda mesela anlaşmazlık olan bir alanda işte anlaşma imkanı, affetme imkanı, bağışlama imkanı gibi bir konu var. Romantik etkileşimler artıyor. Sezgisel ve sanatsal ilham çok güçlü bugünlerde. Dolayısıyla değerlendirebilirsiniz. Yine böyle bir deniz tatili, deniz yolculuğu gibi güzel, keyifli bir tatil, bir gezi, bir seyahat imkanı getirebilir. Kardeşlerinizle de ilgili, özellikle yakın çevrenizle yardımlaşma temaları, onlarla ilgili iyicil etkiler bu dönemde artabilir. Evet, ve ayın 19'undan itibaren Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi düşüncelerinizin, zihninizin, özel hayatınız, ev ve yuvada yapılacak işler olabilir. Evde belki bazı tadilat işleriniz var. Aileyle ilgili bazı planlarınız var. Hani bu evde yapılacak işlerle beraber bir taşınma konusu olabilir, yer değişimi konusu olabilir. Yani bunları daha fazla düşünmeniz, planlamanız, aileyle daha fazla konuşup bir şeyleri organize etmeniz anlamına geliyor ve ayın 19'undan sonra Merkür'ün artık Aslan Burcu'nda ilerliyor olması bu gündemleri değiştirecek ve 23 Temmuz itibariyle de zaten Güneş de Aslan Burcu'na geçecek ve tamamen ev, yuva, özel yaşam alanlarınız Güneş tarafından daha fazla aydınlanmaya başlayacak. Ayın 28'inde Aslan Burcu'nun 5 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay, bu bahsettiğimiz temalarla ilgili bazı kapıları açabilir size. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 5 derece yakınlarındaysa eğer, sizin için daha önemli bir yeni ay bu. Bu yeni ay ile beraber evet, ev değişebilirsiniz. Emlak almak, satmak gibi bir konunuz varsa, size ait, aileye ait gayrimenkuller, hani bunların kiralanması, satılması, alınması, hani bunun gibi konularınız devrede olabilir. Taşınabilirsiniz. Evinizde bir şeyler yapabilirsiniz. Tadilatlar, dekorasyonlar, hani bunlar olabilir. Aileyle tekrar daha fazla bir arada olmanız, ebeveynlerle ilgilenmeniz veya onlarla ilgili bazı konuların gündeme gelmesi mümkün. Ve bazı boğalar ev yuva kurabilirler. Yani evlilik gibi temalar. Yine bu yeni ayın konularından. Çünkü yuva olunca tabii ki evlilikler de gündeme geliyor. Ama bu yeni ay ile beraber bazı evlilikler bitebilir. Mesela yani bu da size biten bir evliliğin ardından yer değişimleri getirebilir, taşınmalar getirebilir. Veya genç bir boğasınız, evden ayrılabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Eğitim için olabilir bu evden ayrılmanız. Kendinize yeni bir yuva kurabilirsiniz. Düzen değişimleri ile ilgili etkiler var. Ve bu yeni ay tesirleri Ağustos'un ortalarına kadar devam edecek. Mars'ın, burcunuzdaki Mars'ın ayın son günlerinde artık hani Uranüs'e doğru da yakınlaşması, kuzey düğümde biliyorsunuz Boğa burcunda biraz daha kadersel ve güçlü etkileri çalıştıracak gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz tutulmalar da Boğa Akrep aksında yaşanıyor ve Mars şimdi o tutulma aksını daha fazla aktifleştirecek. Özellikle ayın son günlerinden itibaren Uranüs'le de yakınlaşması burada hayatınızda daha hızlı, daha sürpriz gelişmelere yol açabilir. Yani sizin kontrolünüz dışında da olabilir bunlar. Veya siz çok radikal bir şekilde hayatınızda değiştirici, dönüştürücü bazı kararlar verebilirsiniz. Daha cesur kararlar verebilirsiniz. Burada bazı risklere de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Her anlamda kişisel güvenliğinizle ilgili olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir, maddi konularla ilgili olabilir. Çok fazla risk almamak, biraz daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Çünkü Mars'ın Uranüs'le birleşmeye gitmesi bazen çok sabırsız, çok dürtüsel tavırlar ortaya çıkarabilir ve kontrol dışı durumlarla da bizi karşılaştırabilir. O yüzden ayın özellikle 25'inden sonraki dönemde daha sakin, daha sağduyulu, daha sabırlı olup biraz daha içinde bulunduğumuz şartları doğru değerlendirerek hareket etmekte veya çok risk altındaysak beklemekte fayda var sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan
takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.